Merhaba arkadaşlar. Şimdi Santopani'deki keşif sandıklarını göstereceğim sizlere. İlk önce yakındaki sandığa gideceğim. Ondan sonra diğer sandıkları sırayla açacağım. Şimdi buradan ikinci sandığa doğru ilerliyorum. Bu iki sandığın burada birazcık zombiler var. Ona dikkat ederseniz iyi olur sizler için. İkinci sandığımız da suyun altında. Buraya tüpsüz sakın girmeyin, ölürsünüz. Şimdi ikinci sandıkta burada eskiden hatırlarsanız helikopter vardı. Onun olduğu yerde yukarıdaki çatıda. Buradan ikinci sandığı aldıktan sonra hemen üçüncü sandığa geçeceğim. O sanırım başka bir adada hatta. Şöyle bir bakıyorum. Bu Santopani'deki görevler de birazcık zor bir sürada olduğu için. Ama bu adanın içerisinde bir tane daha varmış. Şimdi ona gideceğim direkt. Şimdi buradan öteki adaya geçmem gerekiyor diğer sandık için. Ona doğru ilerliyorum. Bu denizin ortasına burada yol yapmışlar ama bu yolun yarısı yok. Nasıl gidilecek bir anlamadım ben. Sonunda buradaki sandığımı alabiliyorum. Asıl zor olan denizin ortasına gitmek olacak şu sandıkta. Bir de çok fazla sandık var, 9 tane. Ama hepsinin içerisinden formül parçası çıktığı için yapacağız artık arkadaşlar. Şimdi bu demin burada fotoğraf çekmeye çalışmıştık hatırlıyorsunuz. Sandığımızın bir tanesi burada. Fotoğraf çekmeye gelmişken bu sandığı da açabilirsiniz. Ben ayrı ayrı yaptığım için özellikle almadım. Şimdi öteki sandığıma hemen gideceğim.
Eğer hatırlarsanız burada eskiden şey çıkartıyordu, kurşun geçirmez taktiksel çamurluk falan. Onun sandığının olduğu yerde aslında bu keşif sandığı. Zaten gittiğiniz her yerde etrafına şu gülücüklerden falan koyduğu için görmeme şansınız yok sandıklar arkadaşlar. İçiniz rahat olsun yani. O gülücüklerden günde 20 tane falan koyuyorlar herhalde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.